Agromet firması tarafından uydu tabanlı ürün takip sistemleri, EasyFlex firması tarafından otomatik... Sulamadan ilaçlamaya, gübrelemede, hasada birçok konuda yapay zeka ve akıllı dijital sistemlerle verimlilik artarken aynı zamanda tasarrufa sağlanmaktadır. Bu nedenle de tarımsal üretimde teknoloji ve teknolojinin olumlu gelişmelerine ve getirilerine ihtiyaç vardır. Kırsal kesimdeki yeni nesil iş gücünü ve yeni nesil üreticilerin tarıma bilgisini artıran dijital tarım teknolojileri, geleneksel tarımın günümüz teknolojisiyle yeniden canlanabilmesini destekleyici etkiler yaratmaktadır. Aynı zamanda tarımda teknoloji kullanımı, tarımda sürdürülebilirliği de sağlamaktadır. Bu sebeple bakanlığımız ve Karış Pamuk Yağlıoğlu'na kooperatifleri birliğimizin koordinatörlüğünde gerçekleşen çiftçi ve üretici tarım teknolojiye ayrı buluşmasının verimli geçmesini temenni ediyorum. Başlangıcı da şöyle yapmak istiyorum. Kars İl Müdürlüğü'ne başladığında içinde bulunduğumuz ...2006 yılından bu yana bakanlığımızca doğal kaynakların korunması, kırsalda gelir düzeyini yükseltilmesi, altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayinin entegrasyonunun sağlanması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı yürütülmektedir. Program çerçevesinde de ilimiz üzerinde bu zamana kadar 160 milyon TL'nin üzerinde hibe desteği verilmiştir. Bakanlığımız tarım sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasiteyi güçlendirmek ve iklim akıllı yaklaşımların kullanılmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'ni hayata geçirmiştir. Bugün burada 4 ana bileşen üzerinde kurulu oldukça kapsamlı bir proje olan TUÇSAP ve projenin alt bileşenlerinden Dijital İklim Akıllı Tarım Teknolojisi çerçevesinde bir aradayız. Yaşadığımız süreç, tarımda maliyetlerin ve çevreye olumsuz etkilerin azalması, doğru ve zamanında karar alma, kaynakların verimli kullanılması, birçok artıyı beraberinde getiren tarımda teknoloji kullanımının bir gerekliliğe dönüştüğünü göstermektedir. Bakanlığımızın yürüttüğü TUÇSAP projesiyle pek çok tarım ürünüyle dünyada ilk sıralarda yer alan ülkemiz ve ilimizin iklim dostu yaklaşımlar ve teknolojik olanakları kullanarak tarımsal gücünü daha üst seviyelere çıkaracağı inancını taşıyorum. Zemin katta bulunan fuayi alanda tarım teknolojileri firmalarını ziyaret edebileceğiniz bildirilir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Tabii iklim değişiklikleri tarımı direkt etkileyen faktörlerden bir tanesi. Özellikle de yaşadığımız kuraklık, Aydın özelinde konuşursak ciddi anlamda su kaynaklarımız artık kısıtlı. Yani sonsuz kaynaklara sahip değiliz. Bu kaynakların en verimli, en etkin kullanım için de teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle bitkinin istediği su miktarı ve zamanında verilmesi artık teknoloji sayesinde uydu vasıtasıyla ve teknoloji vasıtasıyla takip edilebiliyor. Özellikle dediğimiz gibi iklimsel değişikliklerden teknolojinin yardımıyla en az hasarla etkilemek amacımız. Tabii verimliliği artırmak da bunun için çok önemli. Bu sadece su ihtiyacı, bitkinin su ihtiyacı veya kuraklıkla ilgili bir husus değil. Hastalıklarla mücadelede özellikle aynı şekilde uydu görüntüleri bizim için çok büyük önem teşkil ediyor. Tabii bu toprak işlemeden, ekimden, hasata kadar hastalıklarla mücadelede, ayrıca sulamada, her evrede, ürünün yetiştiği her evrede teknoloji kullanımı artık standart hale geldi. Yani bir opsiyondan çıktı ve zorunlu hale de gelmeye başladı. Tabii Aydın olarak biz de bunun gerisinde kalmak istemiyoruz. O yüzden bu tip projeleri önemsiyoruz ve destekliyoruz. Yani ülkemizde bu tip altyapı da müsait. Sadece sulamayla ilgili biraz daha geliştirmemiz gereken
bir altyapı teşkilatları var, sistemleri var. O da yeni yapılan sulama düzenlerinde kapalı tip sulamaya geçiliyor biliyorsunuz Koçarlı bölgesinde özellikle. Tabii Aydın Sulama Birliği'nin şu anda hizmet verdiği alanlarda kapalı bir sulama sistemi yok ama yeraltı suyu kullanan üreticiler artık bu teknolojileri kullanabiliyorlar. Kendi elektriği ve artezyeni olanlar. Aynı zamanda da kapalı sistem devreye girdiğinde de o bölgenin üreticileri de faydalanacak. Tabii bu sulama özelinde ama sulama haricinde tüm yeniliklerden, teknolojilerden tüm üreticilerimiz altyapı olarak özellikle teknolojik ve uydu olarak altyapı sistemlerine sahibiz ve bunları kullanabiliyorlar. Dönüş katılımı ile olursa yani iş geliştirme ürünle patlama da doğrudan kendisi geçebilir sizlerle. Bir geliştirme ürünle. Hepsini hazırlıyoruz.